Evet, soru cevaplara devam ediyoruz. Söylemiştim tüm soruları cevaplamaya çalışacağız diye. Daha da var söyleyeyim. Bu bölümde zannediyorum 12-13 soruyu cevaplandırabileceğim. Efendim ilk soru, ben kimim ve Bahar şarkısını siz mi yazdınız? Yazmaktan kasıt eğer sözleri yazmaksa ben kimim mi ben yazdım? Ama Bahar şarkısı Ayşe Kulin'e ait bir şiir. Dolayısıyla eğer müzikse kasıt, her ikisinin müziği de bana ait. Dışarıda spontane fotoğraf çekilmeyi neden, niye sevmiyorsunuz? Şimdi bu sadece benim sevmediğim bir şey değil. Bunu hanginizin başına gelse siz de sevmezsiniz, emin olun. Çünkü normal insanlık haliyle herhangi bir yerde, bir alışverişte, bilmem ki markette, sokakta hiç fark etmez. Siz yürürken ben sizin fotoğrafınızı habersiz çeksem bu sizin de hoşunuza gitmez. Çok da insan kendini çok kötü hissediyor, onu söyleyeyim. Çünkü ya bir nevi müzedeki bir obje, hayvanat bahçesindeki bir hayvan gibi, hani fotoğrafı çekilmesi gereken şey gibi hissediyor. Çok insan gibi hissetmiyor, yani onu söyleyeyim. Ama diğer bir açıdan genel olarak ben anı fotoğrafı çektirmeyi de çok tercih etmiyorum. Bunu da birçoğumuz biliyorsunuz artık. Ben şöyle düşünüyorum. Kısacık bir süre için diyelim ki karşılaştık. Benle sohbet etmek isteseniz, bilmiyorum, bir deneyin isterseniz. Ben sohbete varım. O zaman vakit ayırıyorum, ama diğer türlü sadece fotoğraf çektirmek istendiğinde ben meselenin içine hiç giremiyormuşum gibi hissediyorum. Yani birileri gelip benle bir fotoğraf çektirip onu da birilerine göstermek istiyor. Yani sebep bundan ibaret. Gene benim hani kimliğim, insan olarak varlığımın hiçbir değeri kalmıyor gibi hissediyorum. Şu değil tabii demek istediğim. Bizim bir sohbetimiz olur, bir muhabbet ederiz, bilmem, bir geçmiş oluşturmaya başlarız. O zaman bir anı fotoğrafı çektirmemiz gerekir, o başka bir konu. Ben sadece sokakta bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Hayır. Yani onlardan söz ediyorum. Çok uzun yıllar oldu bir de. Bir diğer sebebi de o. Ben anı fotoğrafı çektirmemeye başladığımda henüz sosyal medya diye bir şey yoktu. Ben bunun çok büyük bir bilmem, galiba özlük haklarına aykırı bir durum olduğunu düşündüm. Fakat şimdi 20 yılı aştı aslında, 22 yıl falan oldu, 22-23 yıl oldu sokakta fotoğraf çektirmeyeli. O kadar çok kişiye hayır dedim ki, şimdi de artık geri dönüşüm yok. Yani ben şu anda birileriyle fotoğraf çektirmeye başlasam, o hayır dediğim kişiler daha çok kırılmaz mı? Bence kırılır. Sadece sanatınızla konuşulmayı nasıl sağlıyorsunuz? Ben bir şey sağlamıyorum aslında. Diğer konular tabii, onlar ne olabilir bilmiyorum. Ben de herkes gibi dışarıda yemeğe de gidiyorum. Öyle çok izole, kapanmış bir hayatta yaşamıyorum açıkçası İstanbul'da. İşte trafiğe de çıkıyorum. Kendim araç da kullanıyorum. Ama bunların hiçbirinin haber değeri yok bence. Hani haber değeri olan bir hayatım var mı? Galiba yok. Sanıyorum böyle oluyor. Bilmiyorum. Bir de tabii hiçbir basın mensubuyla o tür bir ilişkiye girmedim. Yani onların yazmasını istediğim ya da gazetelerde, dergilerde yer almasını belki de arzu ettiğim hiçbir şeyi onlarla bir bağ kurarak, bir anlaşma yaparak yayınlatmadım. Dolayısıyla aramızda böyle saygılı, sevgili bir ilişki oluştu yıllar içinde. Ben öyle görüyorum. Evet, galiba haber niteliği yok benim hayatımın. İyi ki de öyle. Çünkü ben müzik yapmak için yola çıktım. O konuda anılmak, o konuyla yazılmak, iyi ya da kötü, eleştiriye de her zaman açığım. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Galiba sizin de hoşunuza gidiyor. Sezen Aksu ile düet yapmayı düşünür müsünüz? Sezen Aksu ile biz çok güzel bir düet yaptık aslında.
TRT1'de Beraber ve Solo Şarkılar adlı bir program yapıyordum ben. Uzunca da bir süre yaptım aslında, bir yılı aşkın. Orada Sezen Aksu konuğum oldu ve benim çok sevdiğim bir şarkısını birlikte söyleme şansını elde ettik. Bunu bulabilirsiniz. Şeyde var, yani YouTube'da falan var. Hala benim bile arada, çok çok arada dönüp seyrettiğim bir düettir. Tavsiye ederim. Şimdi birkaç tane şehir sorusu var. Erzurum'a davet etsek gelir misiniz? Samsun'a gelir misiniz konser için? Neden hiç Trabzon konseri olmadı? Küçüklüğümden beri bu hayalle yaşıyorum. Şimdi bu o kadar uzun bir mevzu ki, bir kere Erzurum'a daha önce ben geldim. Fanta turnesi çerçevesinde, yani o bütün Türkiye'yi kapsayan, tabii ki her ili değil ama genel Türkiye genelini kapsayan bir turneydi. Orada Erzurum'a geldik, hatta orada çok da hoş bir anımız var. Diyarbakır'dan çok büyük bir ekiptik bu arada, onu belirtmem lazım. Baya yani 60 kişi bir şeyde bir grup olarak seyahat ediyor ama toplamımız 200 kişi falandık. İşte o 60 kişilik ekiple biz Diyarbakır'dan Erzurum'a giderken Bingöl'de herhangi bir otoyol restoranında karnımız acıktı, yemek yemeye girdik. Ve herkes orada yemek yedi. Ben de hiç unutmuyorum, pilav ve yoğurt yemiştim. Herkes ama böyle işte patlıcan oturtmalar falan bir güzel yediler. Sonra biz Erzurum'a geldik. O gün otele ekip için doktor çağırmak zorunda kaldılar. Hepsine serum bağlandı. Bir tek bana bir şey olmadı. Ve ertesi günkü Erzurum'daki çok da kalabalık bir konser, bayağı 50 bin kişilik falan, 50 bin kişinin seyirci olarak katıldığı o konserde normalde Mirkelam'ın çıkıp bir saat müzik yapması, benim 1 saat 15 dakika, Beyazıt'ın da birlikte yine 30 dakika program yapmamız gerekiyordu. Bütün bu süreyi onlar hasta olduğu için, orkestradan da hastalar vardı. Onlar hasta olduğu için ben tek başıma uzun bir konser halinde gerçekleştirdim programı. Ama bu arada onların hiçbiri cağ kebabı yiyemedi, ben yedim. Çok da güzeldi. Evet, Erzurum'da Palandöken'in eteğinde bir otelde kaldık. Muhteşem bir şehir. Olağanüstü bir güzellik. Ben hayran kaldım diyebilirim. Samsun'a gelir miyim? Tabii ki gelirim. Neden gelmeyeyim? Bakın, Trabzon'a geldik de yine aynı turne kapsamında Trabzon konseri yaptık. Fakat bu üç şehirde de aslında Türkiye'nin birçok şehrinde de olan bir problem var, bir sıkıntı var. O da şu, bunlar küçük şehirler değiller. Samsun 1 milyon 300 bin civarı nüfusu var. Erzurum 7-800 bin, Trabzon keza öyle. Bu kadar büyük şehirlerde bizim büyük konser alanlarına ihtiyacımız var. Ve ne yazık ki biz Türkiye olarak, ne demem lazım onu da bilmiyorum. Bu hep aynı söylemin peşinde değilim ben. Biz çok zengin bir ülke değiliz, hiçbir zaman olmadık. En azından benim gördüğüm süre içinde olmadık. Anlıyorum, bunlar büyük maliyetler yatırım yapmak için. Ama bu şehirlerde, tüm şehirler gibi büyük konser alanlarını, salonlarını, açık hava tiyatrolarını hak ediyorlar. Çünkü her üç şehirde de bugün konser yapmaya gelelim desek gerçekten çok küçük kapalı mekanlar var. Aslında gelememe nedenimiz gerçekten bu. Gelmek istememek değil. Ben Türkiye'nin tüm şehirlerine gitmek istiyorum. Hepsini ayrı ayrı beğeniyorum, ayrı ayrı seviyorum. Ama iş konser yapmaya geldiğinde belli bir profesyonel platformu tutturamıyoruz ne yazık ki. Durum bu. Ama işte bu salgının da bize bir artısı olacak. Artık belki de online konserlere, canlı konserlere geçeceğiz sosyal medya aracılığıyla. Bakalım neler olacak. Ha, biz burada, ben burada ne kaybedeceğim? Tabii ki işte Samsun'daki pideleri kaybedeceğim. Trabzon'da bilmem kuymak yiyemeyeceğim falan. Bunlar bizim için çok önemli şeyler konsere geldiğimizde. Şu süreci bir atlatalım. Umuyorum tekrar bulunduğunuz şehirlerde görüşme şansımız olur. Bir şehir daha var. Üsküp'e ne zaman geleceksiniz? Bu ama şey olarak açık bir soru değil. Yani turist olarak mı ne zaman geleceğim? Şarkı söylemeye mi ne zaman geleceğim? Turist olarak ben Üsküp'ü çok da beğeniyorum, çok seviyorum. Küçük, çok sevimli bir şehir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde çok da sık gittim.
Konsere çok oldu gitmeyeli. İnşallah o da olur. Ben çok memnuniyetle gelirim. Kaymak biber almam lazım Üsküp'ten ayrıca da. 25 yıl başardığınız şeyler içinde ben bunu aklıma bile getiremezdim. Ne mutlu ki oldu dediğiniz şeyler. Tabii ki var, çok var ayrıca. Ama zannediyorum sizi de en çok ilgilendirecek olan bir tanesi şu. Ben elbette şarkısının sizin tarafınızdan bu kadar sevileceğini, bu kadar kucaklanacağını ve bu kadar benimseneceğini ve yıllar içinde de hiç değerinden hiçbir şey kaybetmeyeceğini aklıma bile getirmezdim. Çünkü şarkının sözleri ben yazdım, müziği Akın Ertübey'e ait. O tamamen benim kendimle ilgili bir şarkıydı. Ama öyle bir şey oldu ki gerçekten elbette 2000 yılında bir yıl boyunca haftalık listelerde hatta uzun haftalar boyunca bayağı yani 40'a 50'ye yakın hafta boyunca da bir numarada kaldı. Bu bir numarada kaldığı ben bir başarı işareti olarak söylemiyorum. Sadece bunu siz sağladınız, öyle tercih ettiniz. İşte bu benim için çok şaşırtıcıydı. Tabii başka şeyler de var ama en şaşırtıcısı bu bence. Amatör bir müzisyenin bir parçasını seslendirmeyi düşünür müsünüz? Tabii ki düşünürüm. Neden? Bunun ispatı da var aslında. Ben ilk çıktığımda, evet Gökhan Kırdar çok yeni başlamış bir profesyonel müzisyendi ama Mete Özgencil amatördü. Gökhan'ı da neredeyse o şeye gruba dahil edebiliriz. Biz hepimiz amatördük. Ve o ilk söylediğimiz şarkılar amatör müzisyenlerin elinden, amatör söz yazarlarının elinden çıkmış şarkılardı. Dolayısıyla benim burada amatör profesyonel diye bir ayrımım hiçbir zaman olmadı. En tanınmış profesyonelin de beğenmediğim, sevmediğim, bana olmayacağını, bana uymayacağını düşündüğüm şarkısını seslendirmeyi düşünmem. Herhangi bir amatör müzisyenin de şarkısını eğer ki seviyorsam hiç düşünmeden söylerim. Dolayısıyla böyle bir ayrımım yok, hiç olmadı. Rock müzik hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi şeyler düşünüyorum. Bunun ispatı da var. Tabii ki ortaokul, lise hatta üniversite yıllarımda rock müzik çok severek dinlediğim bir müzik türüydü. Şimdi terk ettim mi? Hayır. Hep yine rock eğilimi olan şarkıları daha çok beğendiğimi fark ediyorum. Ama en büyük ispatı da şu, ben çok uzun yıllardır tabii ki başka aranjörlerle de çeşitli çalışmalar yapıyorum ama ağırlıklı olarak Alper Erinç'le çalışıyorum. Alper Erinç hiç şey yapmamış, hiç vazgeçmemiş bir rock müzisyeni. Onun o bizim popüler şarkılarımıza küçük küçük serpiştirdiği, kendi ruhundan kattığı o rock müzik tınılarını ben çok seviyorum. Ondan da vazgeçemiyorum aslına bakarsanız. Kızlarımı yetiştirmek için sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Ya tabii böyle şeylerde tavsiye çok kolay değil ama belki bir önerim olabilir. Birçok şey söylenebilir. Çok kolay değil çocuk yetiştirmek, onu biliyorum. Kız yetiştirmek de, erkek yetiştirmek de çok kolay değil. Ama kızları yetiştirirken bir tavsiyem şu olacak. Kendi hayatlarını kazanacakları, kendi ayakları üzerinde duracakları, imkanların peşinden koşsunlar. Bu eğitim olabilir, olmayabilir. Herkesin imkanı eğitime elverişli olmayabilir. Ama hiç fark etmez. Kendi parasını kazanan, kendi mesleğini edinen, her ne iş olursa olsun ve bir gün evlilik de yapsa, evlilik sürecinde de ya da yani talihsizlik sonucu ayrılmak zorunda da kalsa bir kadının kendi hayatını sürdürebilecek gelirinin olması gerektiğine inanıyorum ben. Tek söyleyeceğim bu. Tabii ki bilmiyorum hani nasıl bir ortamdan bana sesleniyorsunuz. Kızlar önce okumalı. Evet. Her kesimden, her yaştan kızlarımızı birinci hedefimiz okutmak olmalı.
Kimine ilk öğretim, kimine lise, kimine üniversite, kimine daha üstü. Bence kızların ayakları üzerinde durma koşulu bu diye düşünüyorum. Gelecekten ümidimizi yitirmemeliyiz değil mi? Tabii ki yitirmemeliyiz. Ben bunu özellikle Elbette şarkısında öneri olarak sunmuştum. Aslında o şarkıyı kendime telkin olarak yazdığımı söylemek zorundayım. Tabii ki yitirmemeliyiz. Yani başımıza en korkunç şeyler geldiği zaman bile, öyle inandığımız en korkunç şeyler geldiği zaman bile bir umut ışığı görmeliyiz bence hayattan. Ayrıca küçücük bir not, yani bu konuyla ilgili. Ben hep şunu yaşadım. Yaşınızın kaç olduğunu bilmiyorum. Belki çok küçüktür. Gelecekte sizin de başınıza gelecektir. Ben önden giden biri olarak yaşadığım bazı şeyleri söylemek, örneklemek zorunda hissediyorum kendimi. Ben hep şunu yaşadım. O esnada dünyanın en kötü şeyi başıma gelmiş gibi düşündüğüm o kadar çok olay var ki, yıllar içinde aslında ne kadar iyi olmuş, hakkında ne kadar hayırlı olmuş dediğim. Dolayısıyla umudu kaybetmek yok. Söyleyeceğim bundan ibaret. Evet, bugünlük bu kadar. Sorular, soru cevap devam edecek, sorularınız o kadar fazla ki birkaç bölüm daha yapacağız. Hepinize iyi haftalar.